ekranların başarılı haber spikeri İnce Ertuğrul ve güzel kızını konuğuyuz şu anda. Merhaba İnce'ciğim. Merhaba, hoş geldin. Acaba bu küçük hanımın ismini kendi ağzından alalım mı? Kendi söylesin. Senin ismin? Sahra. Sahra, çok güzel bir ismin var senin gibi. Peki kaç yaşındasın? 4. 4'ü bize gösterebilir misin? Göster anneciğim. Yaşasın. Biliyoruz demek ki 4'ü. De aferin sana. Anneden almış gözlüğü. Öyle maşallah. Olmuş. Hamileliğin nasıl geçti peki? Sıra dışı bir durum var mıydı? Rahat bir hamilelikti. Çalışıyordum. Biraz endişeliydim aslında problemler olur mu diye ama kesinlikle rahattı. İlk 3 ay her gün bir yeşil elma yedim midemi rahatlatsın diye. Belki psikolojikti ama kesinlikle bir hamilelikti. Etrafımda destek olacak insanlarım da vardı. O konuda ben şanslıydım. Doğumdan sonrasını anlatır mısın bize biraz? Hastaneden çıktın, eve geldiniz. Neler hissettin daha sonra? Çok büyük bir şaşkınlık, çok güzel bir duygu, çok büyük bir heyecan. Zamanla birlikte insan her geçen gün anneliğin güzelliğini, hoşluğunu, sorumluluğunu daha iyi algılıyor ve o keyfi daha çok yaşıyor. İlk günler biraz şaşkın oluyorsun. Zaten doğum yaklaştıkça annede endişe başlıyor. İşte nasıl olacak, nasıl bir bebek dünyaya gelecek? Kafanızdan kovmaya çalışsanız da olumsuz düşünceler oluyor. Acaba bir problem olacak mı bebekten diye. Ben ayılmadan önce direkt hatta gözlerimi açtım da o yarı ayık, yarı baygın halde narkozun etkisi geçmeden bebek nasıl diye sormuş. Hatta unutulduğu bir anım da var. Eşim de heyecanlı kuvöz yörüne onu kavanoza koydular. Çok hoş. Bizim bir anı var. Ben ne falan olmuştum ama çok güzel bir şey. Yani bambaşka bir duygu. Ben isteyen herkesin anne olmasını dilerim. Ama isteyen ve ona hazır olan herkesin. Yoksa o sorumluluk kaldırılabilecek bir şey değil. Yani istemeden çocuk sahibi olmak ve hazır olmadan olmak yanlış. Sahra'ya sormak istiyorum. Sen süt içiyor musun Sahra'cığım? Oo, çok seviyor herhalde. Hemen evet dedi. Peki yemekle aran nasıl? Seviyor musun yemek yemeyi? Ona aynı içtenlikle cevap veremeyecek. Sahra hala geceleri bebek gibi biber onunla süt emiyor. Biz de öyle Sahra'nın bebeklik günlerini özlemimizi gideriyoruz birlikte. Tavşanı da çok seviyor belli. Bırakmıyor bir türlü. Tavşanı da süt içebilir mi sence? İçmez. Sen içersin. Peki afiyet olsun o zaman. Sana içtiğin sütler yarasın hep. Şimdi ben Sahra'nın bebekliğini çok özlüyorum. Yani kendi hamilelik zamanlarımı bile özlüyorum. Ama ben hamile olmadım gibi geliyor bana hiç. Yani çok çabuk unutuluyor. İşte o gece uyanmalar çok güzel bir şey. Yani bir bebek için 20 kere uyanmak dünyanın en güzel şeyi aslında. Yani yorgun olabilirsiniz, rahatsızlanabilirsiniz ama o günün tadını çıkarmaya baksınlar. Bir daha geri gelmiyor ve insan özlüyor. Sahra sosyal bir çocuk. Yaşıtlarıyla kolay iletişim kuruyor ve paylaşmayı seviyor. Sahra annesiyle zaman geçirmeyi de çok seviyor. Annesine yemek yaparken şakacıktan yardım ettiği gibi alışverişte de eşlik ediyor. Baktığımızda çocuklarda hiçbir kötülük yok. Parka götürüyorum Sahra'yı. İlk defa bir çocukla karşılaşıyor. Onunla hemen diyalog kurup arkadaş oluyor. Neden? Çünkü bir ön yargısı yok. Orada bir çocuk düşüyor. İşte kendinden birazcık daha küçük. Hemen yardıma koşuyor. Bu sadece Sahra için değil diğer çocuklar için. Neden? Çünkü çocuklar kötülüğü bilmiyorlar. Demek ki insanlar o süre içerisinde bozuluyor. İşte temelden doğru şeyler, iyi şeyler vererek iyi insanlar yetiştirirsek sanırım gelecekle ilgili çok da endişe duymayacağız ondan sonra. İnce'cim güzel sohbetin için, içtenliğin için ve evini bize açtığın için çok teşekkür ediyoruz.